Dediniz ki ben telefon ettim öğrendim. Siz diyorsunuz ki veriler öyle değil, böyle değil. Ben demiyorum hocam. Ben internet sitesinde ne varsa onu söylüyorum. Olabilir. Farklı. Anlamaya çalışıyoruz. Bilgi edinmeye çalışıyoruz. Ya bunlar artık çağımızın sorunları olmaktan çıktı. Bu bilgilerin hepsi belediyenin web sitesinde şak 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 görülmesi lazım. Belediye yaptığı her işleme, yaptığı her bağışı, kiraladığı her arabayı, arabanın kaç kilometre ne yaktığını vesaire, bunun gerekli olup olmadığını kamuoyuna açıklaması lazım. Açıklamıyor. Açıklaması lazım. Ben işte onun için bunu söylüyorum. Biz de onun için bunu tartışıyoruz zaten. Biz aslında şunu bunları açıklayacağız sözünü çok sık duyuyoruz. Ama açıklamıyor. Biz bunun için tartışıyoruz hocam. Ben Meram'ı anlatamadım. Şimdi biz bunları tartışmamıza gerek olmaksızın ilk bir tıkla öğrenebileceğimiz bir düzeni kursak ve bunları daha verimli, daha iyi nasıl yapabiliriz meselesinin üstünde kafa yorsak daha iyi değil mi? Hocam bunlar... Yani o zaman mesela belediye başkanı diyelim ki yetkisi olmadığı halde bir işlem yaptı. Herhangi bir vatandaş gidip yargıda bunu iptal ettirebilir, geriye çevirebilir. Veyahut da suç teşkil eden bir şey yaptı. Bir vatandaş gider bunu hemen düzelttirebilir. Fakat biz bu bilgiye ne zaman ulaşıyoruz biliyor musunuz? Bu bilgiye bir rakip bunları ortaya çıkarıp da bizim gözümüzün önüne koyduğu zaman ulaşabiliyoruz. Zaman geçmiş oluyor. Zarar olmuş oluyor. Yani elbette insanlar hizmette yarışmaları lazım. Bu yarışmanın sonucunda iyi hizmet yapanın öne geçmesi lazım. Biz ama onu bilmiyoruz. Bize daha iyi hikaye söylenenleri seçmek durumunda kalıyoruz. Tek farkı bilgi eksikliği. Bilgi için arkadaşlar yargıya güvenmemiz lazım. Yargının denetleyebileceği bir şekilde bütün kamu kurumları gizli bilgilerini söylemiyorum. Gizli olmayan bilgilerin hepsini web sitelerinde açıklaması lazım. Kamu kaynaklarının kullanılmasıyla ilgili lazım. Gelişmiş ülkeler bunu böyle yapıyorlar. Evet. Gelişmiş bilgisayar sistemleriyle başka ülkelere e-devlet sistemleri falan satıyoruz, anlatıyoruz, ödüller alıyoruz. Madem ki bunlara sahibiz, bizim artık bunları tartışıyor olmaktan çıkıp geleceğimiz için planlar yapıyor olmamız lazım.